Ya karnım ağrıyor, karnım ağrıyor, karnım ağrıyor. Nasıl altından kalkacağım ben bu işin bilmiyorum gerçekten. 9 yıla yakın süredir karşınızdaydım, hep ekonomi anlattım sizlere. Sağ olun, var olun, hiç yalnız bırakmadınız, hep çok sevdiniz. Şimdi burada hepinizi istiyorum, hepiniz gelin, hepiniz burada karşımda olun, gözüme bakın. Çünkü ben çok heyecanlıyım, yemin ediyorum. Okula yeni başlamış, 6 yaşında annesi babası tarafından öğretmenine teslim edilmiş çocuk gibiyim. Ya bir de düşünsenize, öğretmenin yüzü mahkeme duvarı. Gülmüyor, adam gülmüyor. Kadın burada çırpınıyor, adam gülmüyor. Gelsin mi ilk konuk? Niye gülmüyor bu adam? Mustafa Erdoğan! Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Hocam gülün, kurban olayım. Ne zor bir konuk değil mi? Birinci programı. Kurban olayım, şöyle gülün. Çok eğleniyorsun çok güleceğim, şu anda. Çok güleceğim, söz. Hoş İlk gel. Karşılaşmada izlenim budur. Hep böyle söylerler, sonra anlarlar mevzuyu, öyle değil. Hakikaten sert misiniz? İş yaparken işin gerektirdiği disiplin kadar. Yani öyle bir sertlik tarifi tam karşılamıyor. Disiplinli diyelim. İşin gereği bu. Yoksa 100 adamla, 300 çocukla, 2000 öğrenciyle ne yapılabilir ki? Başka başa çıkılabilir mi? Evet, önce ikna etmek, sonra bu iknayı disiplin kurallarıyla sürdürebilmek. Zaten yaptığın sanat eğer bir disiplin sanatıysa, dans gibi bir şeyse, hareket koroları yapıyorsan, sahne sürekli dolu olmak, sürekli enerjik olmak ve sürekli ileriyi daha iyi hedefliyorsan bunları yapmak zorundasın. Şimdi biz burada bir şey daha yapmak istiyoruz arkadaşlar. Biz burada herkesle karşılıklı iletişim halinde olmak istiyoruz. Twitter demeyeceğim, o zaten Allah'ın emri. Herkes göndersin o tweetleri. Aldım ben Mustafa Erdoğan için soruları ama sizler de gönderin lütfen, onu da rica edeceğim. Ama benim Twitter'ıma yollayabilirsiniz. Ama bunun dışında biz burada açar açmaz şunu istiyoruz. Gelen konuk, zaten çok değerli isimler geliyor ama gelen konuğun hayatındaki dönüm noktalarında, dönemeçlerde hangi kitap, hangi film, hangi şarkı onu harekete geçirdi? Onu böyle bir değiştirdi. Onu merak ettik. Mustafa Erdoğan bizi kırmadı. Elinde kitabıyla geldi. İlk onu sormak istiyorum. O kitap ne ve neden? Atilla İlhan'ın Bıçağın Ucu isimli kitabı. Hı hı. Bu Türkiye'nin en iyi romanı diye tarif edilen kitaplardan biri. Ama yani, mesela Hasan Bülent Kahraman bu kitap için Türkiye'nin en iyi romanı olur diyor. Ben de yaklaşık olarak buna katılıyorum ama tabii Yaşar Kemal'i ihmal etmeden bunu söylüyorum. Ben çünkü Yaşar Kemal'in kitapları bizim hayatımızda önemli bir nokta. Evet. Fakat bu ülkeyi anlamak için, bu ülkenin nereden nereye ve nasıl geldiğini bilebilmek için, üstelik bunu da şiir tadında okuyabilmek için bir başucu kitabı. Yani bir defa okunup bırakılacak bir kitap değil. Herkesin yanında olması gereken bir kitap. Dönüp dönüp okumamız gereken bir kitap. O sebeple bunu getirdim. Benim hayatımda böyle bir yeri var. Yani bu ülkeyi daha iyi tarif edebilmek için yapılmış en güzel kitaplardan biri. Şimdi biz bu kitapları alacağız, kütüphaneye koyacağız ama ardından Mustafa Erdoğan neden bu kitabı çok sevdi ya da bundan sonraki konuklarımız neden o getirdikleri kitabı çok sevdi ve hayatları nasıl değişti? Onların el yazıları ve imzalarıyla üniversite öğrencilerine göndereceğiz buradan dileyenlere. Ama şimdi kısa bir reklam arası verelim. Doğru yerde girdim değil mi Cenk? Süper, süper. Hadi bismillah bakalım, başlıyoruz. Hay maşallah. Koreografimizde Troya'da, Hector'un cenazesinde, her temsilde ben ağlarım. Her şey herkesin olduğu zaman hayat güzel. İstanbul iki yakası, birbirine bakan iki kadın yüzüdür. Biri doğuludur, biri batılıdır. Çocuklara devredeceğim, çocuğa sormadan. Çocuklara vereceğim, çocuklar işin başına geçireceğim. Bıçak kendini döndüre döndüre gidiyor ama bir gemi gibi yani. Durduğun zaman su olmaya başlarsın. Eğitmenlik yapmak ne demektir bilirsin. Sen ne olurdun, ne olurdun köşesini yapacağız, hadi bakalım. Geçmiyor, geçmiyor, bu karın ağrısı geçmiyor. Hocam size de oluyor mu böyle? Bu kadar profesyonelliğin üzerine. Olmaz mı? Her temsilde hemen hemen. Yani her temsilde o dünyayı o gün için tekrar kurduğundan yeniden yaşanıyor her şey. Ne kadar tecrübe olursa olsun, ne kadar çok sahne almış olsak olalım da mutlaka heyecan oluyor. Hele bazı özel mekanlarda. Mesela Mısır piramitlerinin önünde, mesela Trocadero Meydanı'nda Eyfel Kulesi'nin önünde oynarken, Madison Square Garden'da oynarken, Kapadokya'da oynarken, Aspendos'ta oynarken, bunların hep ilklerinde ağır bir heyecan olur. Bir de duygusallaştığımız zamanlarda olur. Yani sahne tam istediğin gibidir ve gözlerin dolar. Hector'un cenazesinde mesela Troya koreografimizde, Troya'da. Hector'un cenazesinde her temsilde ben ağlarım. Yani seyirci de Hector için mi hocam?
Hector'a mı dökülür bu gözyaşları? Sahneye. Yaşasın. Gitti Hector yani, diye. Yani o hikayeyi doğru anlatabilmek. Yani çünkü sahnede ağır iş yapmak, dramatik iş yapmak daha zordur. Dinamizm, hareket tamam ama yavaş bir şey anlatmak o daha zor bir şeydir. Çünkü seyirciyi sıkmadan hikayeni ona anlatmak durumundasın. İşte o açıdan çok önemli bir sahne. Anadolu Ateşi'nin alt sahnesi de öyle onun gibi. Bu sebeple heyecansız iş olmaz zaten. Heyecanlanmazsan işin içinde değilsin demektir. Vallahi inşallah biz de Eyfel'in önünde program yaparız ama biz şurada 6 kat inene kadar karnımız ağrıdı. Bu arada Show TV Genel Müdürü Suavi Doğan ve Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Çetin'in güzel çiçeklerini de hemen Uğur getirsin diye stüdyomuza aldık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gelsin herkesten çiçekler. Bizimki de kuliste değil mi? Bizim getirdiğimiz çiçek kuliste. Ya hocam çiçek getirmediniz siz hakikaten. Kuliste işte geciktirdim. Nereye geldi? Hiç çiçek falan görmedim ben. Cimri misiniz? Var mı cimrilik? Bonkör müsünüzdür? Ya böyle hadi ekip yemeğe gidiyoruz mudur? Nasıldır? Bunları başkaları tarif etmeli ama ben çok bonkör olmaya çalışırım. Yani öyle de tarif ederler. Biraz abartılı bir bonkörlük olabilir. Aslında almak vermek dengesi üzerine sanki bir hesaplaşma var bütün hayatınızda çocukluğunuzdan beri gibi. Evet. Onu nasıl çözüyorsunuz? Sonsuz vermek zaten ötekinin kapısını açacaktır. Kafayı almak üzerine değil, vermek, paylaşmak, dağıtmak üzerine kurarsan o zaman daha mutlu bir hayatın olur. Gergin bir hayat olmaz. Her şey herkesin olduğu zaman hayat güzeldir. O paylaşımcılık önemli. Belki bugünün dünyasında en çok ihtiyaç duyulanlardan biri. Bugünün dünyası demişken bir 30 yıl önceye gidiyoruz. Şimdi Anadolu Ateşi ya da Sultans of the Dance o ilk nüveleri kurulurken bir medeniyetler buluşması teması sizin kafanızdan çıktı. Ama bu 90'ların böyle ikinci yarı bir Huntington hikayemiz var. Medeniyetler çatışması. Ondan önce Bernard Lewis var. Evet. Hep bu 10-15 yıl yoğrulduk biz bununla. Tutuyor bir adam diyor ki ben medeniyetler buluşması yapacağım. Bunu bu topraklardan İslami öfkeyle doğan bir medeniyetler çatışması hikayesi var. Çünkü ben bu topraklardan bunu çıkaracağım. Yerel olacağım ama dünyaya yayılacağım. Bir de Huntington'ın o makalesine geçen medeniyetlerde gösteriler de yapacağım. Evet. Yani bu bayağı bir ciddi böyle bir cüretkar bir duruşla çıkmak ortaya. Bu felsefi temel bile isteye adım adım mı gidildi? Bu aslında bunun tarihsel altyapısı var. Bu tarihsel altyapı bizim üzerinde yaşadığımız coğrafyayla ilgili bir şey. Tarihte dönem dönem çözülmüş bir şeye gönderme yapıyoruz orada. Yani Selçuklu döneminde, Hititler döneminde, Osmanlılar döneminde çözülmüş, kısa sürelerde olsa yaşanmış. Bu kısa süreler tarihin uzunluğundan, yani 600 yıl kısa bir süre değildir ama. Bu kapışma ve karşılaşma dönem dönem bir sentezle kendini ifade etmiş. Yani Nemrut Dağı'ndaki heykeller gibi düşünün. Nemrut'ta her tanrının iki ismi var ya, bunu hep söylüyorum. Yani bir Zeus, Oramastes. Oramastes, Ahura Mazda, Zerdüştlüğün tanrısı. Zeus da tabii ki Roma ve Greklerin tanrısı. Bir tanrının iki isminin olması çok ilginç bir şeydir. Ve bu 2000 yıl önce orada çözülmüş bir barış anıtı gibi duruyor orada. Nemrut Dağı aslında o yapısıyla bir medeniyetler barışı anıtı gibi duruyor orada. Bu hikayelerin tamamı burada geçtiği için biz de uygarlıklar arası bir köprüde yaşadığımız için buradan anlatacağımız hikayenin böyle olması gerektiğini düşündük. İstanbul projemizde de İstanbul iki yakası birbirine bakan iki kadın yüzüdür. Biri doğuludur, biri batılıdır. Tam da İstanbul bunun merkezinde olan bir yer. Bu o zamanlar çözüldüyse şimdi buradan bir temenni olarak mesaj vermek de bir sanatçının görevi olmalıdır. Hedeflediğimiz şey budur. Biz ne zaman rengarenk ve bir arada olduysak barış meselesi o zaman çözülmüş demektir. Çok kültürlü, çok dilli, çok milletli bir hayatımız olduğu için tarih boyunca ve bu kültürü de devlet yönetiminde de dönem dönem başarabildiğimiz için tarihte bu temenninin güncele olan bir mesajı olarak algılandı ve bu şekilde bu projenin merkezine kondu. Ben bunu parasal olarak sormuyorum ya da seyirci beğenisi, sizi çok beğenenler, dünyada alkışlayanlar olarak da sormuyorum ama bu anlamdaki bu yaklaşımın karşılığını düşünce bazında aldınız mı? Kesinlikle aldık çünkü hani dünyanın her yerinde izleniyor olmak bir teknik başarıdır da içerikle birlikte. Ama ülkemizde her fikirden insanın Anadolu Ateşi'ni benimsemiş olması, yani benimle taban tabana zıt düşünceli insanların da bu projeyi seviyor olması, projenin içinde çalışan arkadaşların farklı farklı fikirlerinin olması bunun karşılığı zaten. Çünkü temenni ettiğin şey, verdiğin mesaj herkes tarafından karşılık bulan çok iyi niyetli bir şey. Ve sahnede de güzel anlatıldıysa
O zaman geriye bir problem kalmıyor. Herkesin beğendiği bir esere dönüşüyor. Peki 7 yaşındaki çocuk Hakkari'den çıkarken bunları hayal etmiş miydi? Tabii ki hayır. Yani 7 yaşında hayal etmek mümkün değil ama bir düşünceyi o zaman inşa ediyorsun. Yani tıpkı şimdiki çocuklara da verilmesi gerektiği gibi. O zaman aldığın eğitimin kodlarında bu idealist fikirler varsa, yani bir gün bütün dünyanın güzel olmasını düşünüyorsan hayat çizgini de ona göre eviriyorsun. Bireysel kurtuluş değil, birlikte yapılacak her işin. O yüzden kalabalık ve kolektif işleri seviyorum. Bizim düşüncemizin ana fikrinde dünyayı güzelleştirecek olan şeyin birlikte bir şeyler üretmek ve onu paylaşmak olduğu üzerine kurgulandığından o zaman onun altyapısı yapılıyor ve o zamandan itibaren de öyle şeyler okuyarak kendini inşa edebiliyorsun. O birlikteliğin içinde belki hiçbir yargı, hiçbir yargılama olmadan o birliktelik olmalı. Size geldiklerinde, yer almak istiyorum dediklerinde sadece bedensel yeteneklerine mi bakarsınız o zaman? O yargılama içinde yoksa, tamam bunun bedeni uygun mu diyorsunuz? Yok, önemli olan iyi insan olmak. Yani onlara da öyle tarif ederiz. İyi insan, daha sonra iyi sanatçı. Yani çok yetenekli olabilirsin ama bir birlikte yaşama kültürü yoksa, biz dünyanın her yerine gidip kolektif bir iş yapıyoruz, beraber geziyoruz. O bunun içinde uyumlu olacaksın. Yani bu sosyolojik gerçeklik ve bunun içinde birey olarak hem katkıda bulunacaksın hem de bu büyük enstrümanın akordunu bozmayacaksın. Biz 100 kişiyle, 100 ayrı notayla bir enstrüman gibi çalamıyorsak o zaman ahengimiz gider ve melodi tatsızlaşır. Onun için önce iyi olmak. Şimdi bizi izleyenler neden bizden, ben niye Mustafa Erdoğan olmuyorum diye düşünebiliriz. İşte belki bunda şunu günlük hayatta Mustafa Erdoğan olunabilir. Dansta olmak gerekmiyor. Günlük hayatın harmonisinde olunabilir. Mesela kaldırıma park eden arabanın peşinden gidilebilir. Bunun oraya park etmemesi sağlanabilir. Hepimizin sorumluluğu var bu memlekete karşı. Evet. Yani çünkü şunu bilmiyoruz. Mesela işte armoni burada başlıyor. O araç oraya park ettiği zaman belediye geliyor. Araç oraya park etmesin diye demir kazıkları çakıyor. O demir kazıklar oraya çakıldığı zaman görme engelliler, ki devlet onlara yılda bir kere baston veriyor. O bastonları o kazıklara çarpa çarpa 2 ayda kırıyorlar bir yıllık bastonu. Ve ne oluyor? Geri kalan 10 ay eğer maddi imkanı yoksa sokağa çıkamıyor. Belki biz bu armoninin farkında olabilirsek hep birlikte. Aslında biz orada bir arabayı oradan indirirken vatandaş olarak onu bir görme engelliyi 10 ay daha sokağa çıkarabileceğimizin sevincini yaşayarak yapabiliriz. Bu kadar zor bir şey mi? Zor bir şey. Böyle ülkelerde zor bir şey. Yani bunun kültürle ilgisi var. Hı hı. Aldığın eğitimle ilgisi var. Ve şu anda bir bireyi bu dediğiniz biçimde yetiştirebilecek bir eğitim enstrümanımız yok elimizde. Hı hı. Bu her şey okumak ve okullu olmuyor. Bazı şeylerin görenek, bazı şeylerin gelenek olması lazım. Bu kültür, birlikte yaşama kültürü de böyle olur. Bir çocuk gördüğü şeyi tekrarlar. Görmediği bir şeyi yaratamaz. Okulda öğrettiği bir şeyi ezberler ama hayatın içinde karşılığını görmezse bunu devam ettiremez. Yani öyle korkunç şeyler görüyoruz ki sokaklarda. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda böyle değildi. Şimdi biz de alışmaya çalışıyoruz. Değiştirmek değil, birlikte yaşadığımız insanlar. Hani monşerlikle buna karşı koymak değil, onları anlamak ve bir gün mutlaka değişeceklerine inanmak gerekir. Siz peki bu harmoniyi yaratmada toplumsal bilinç ve sorumluluk olarak çocuklarınıza ne söylüyorsunuz? Yani sorumlu, bu başkasının davranışından sorumlu bireyler yetiştirmek aslında belki de bu düzen, bu dünya düzeni içinde çok büyük bir yük mü çocuklara bindirilen? Yani ne yapıyorsunuz burada? Bu formülü nasıl oluşturdunuz? Gelecekteki güzel günlere inandırmak için çocukları, hepsinin bir hikayesinin olması lazım. Hepsinin bir hayalinin olması lazım. Biz nasıl bir dünya düşünüyoruz? Bunun için de diyoruz ki aramızda 3 kardeşiz. Bu evde özel mülkiyet yoktur. Yani bu benim, bu Ares'in, bu Güney'indir gibi şeyler olmasın istiyorum. Yani mesele buradan başlar. Bir şey sana ait olursa eğer, sadece sana ait olursa, özel mülkiyet başlıyor ve bütün şiddetin kaynağı da özel mülkiyettir zaten. Bu evde özel mülkiyet yoktur. Her şey kolektiftir. Bu bunun odası, bu bunun odası, bu bunun odası değildir. 3 oda 3 kardeşindir. Canımız isterse birinde yatarız. Canımız isterse 3'ümüz bir odada yatarız. Bunu verdiğiniz zaman işte temel şey başlıyor. Yani insanlık buradan başlar. Ondan sonra bir başkasından da sorumlusun. Bu eğer arkadaşında yoksa
onun da olması için çaba göstermelisin ya da elindekini paylaşmalısın. Siz böyle hikaye böyle başlarsa her şey daha kolay olur. Siz böyle mi büyütüldünüz? Biz bize onun kodları verildi. Hı hı. Şu kitapları okursanız hayat şifrelerini daha iyi çözebilirsiniz. Onu okumakla başlıyor her şey. Ama öyle acayip bir düzen ki hocam. Yani bir tarafta neoliberalizm size sahip ol diyor. Ama siz diğer tarafta neoliberalizm aslında evin içinde bir kenara atarak çocuklara sahip olma diye bir şey yoktur. Herkes her şeyindir diyorsunuz. Evet. O çocuk dışarı çıktığında hayır bu benimdir diyen arkadaşıyla iletişim kurmakta zorlanıyor mu? Yo, bunu anlatıyor. Diyor ki yani bu kadar önemli mi ona sahip olmak? Yani yaşadığım örnekler var, gördüğüm şeyler de var. Bu kadar önemli mi diyor bunun senin olması? Hı hı. Neden bu kadar ona mı tapıyorsun mesela bir şeyi varsa? Niye bu kadar önemsiyorsun? Falanca marka spor ayakkabı istiyor. Tabii tam da doğru örneğim. Öyle mi? İstiyorlar mı? Tutturuyorlar mı? Bana şu marka al baba diye. Yok, benimkiler tutturmaz. Arkadaşları yapınca onlarla dalga geçiyorlar. Öyle bir şey yok. Sevdikleri şeyler olur tabii ya da talepleri var ama gerçekten ihtiyaç değilse çok ciddi talepte bulunmazlar. Ya hocam şu anda yani çok hani kaç yaşındalar şimdi? Çok özür dilerim ben. 12 yaşına girdi Atlas. İkizler 9 yaşında. 12 ve 9 yaşındaki çocuklara bunu yapabildiyseniz o zaman dünyadan ümidi kesmeyelim. Bu çünkü çok büyük bir başarı. Biz hala ben gelmişim kaç yaşında hala kendimi bu anlamda terbiye edememişim. Yani o önemli bir şey. Çocukken yapılırsa zaten bir görev yapar gibi değil zaten. Beden dilin bile ona dönüşüyor. Nasıl davranman gerektiğini biliyorsun. Bir emekçinin yanından geçtikleri zaman, bir restorana gittikleri zaman evet. Gidip önce yemeği yapan kişiye, orada çalışanlara kolay gelsin demek otomatik bir görevdir artık. Yani git bunu yap demiyorsun. Kendileri bunu otomatik yapıyorlar yani. Çünkü insana saygı, emeğe saygı. O zaman da işte o yemeğin arkasında nelerin olduğunu görerek belki de çok daha değerli bir hale geliyor. Yediği tabii. Her lokma yani sadece teşekkür etmek değil aslında yenen o lokmanın ne kadar değerli olduğunu da anlamak belki de çok önemli. Bu arada herkes evet. Aldı mı çayını kahvesini? Ben kendime kahve aldım. Mustafa Hoca istemiyor bir şey ondan bu. Su içiyorum ben. Su içiyor, su içiyor. Sağlıklı adam. Hakikaten sağlıklı mısınızdır? Yani çok hareketli bir hayat olduğu için sağlıklı beslenmek, sağlıklı olmak ayrıca bir şey gerektiriyor, özen gerektiriyor. Yani gittiğin yerde işte Antalya'da turnedesin, bir köyde yaşıyoruz zaten. O köyün ürünleri tamamen sağlıklı şeyler. İşte burada da yani yediğine içtiğine dikkat ettiğin zaman gelir. Bir de tabii hareketi hiç eksik etmemek. O zaman sağlıklı. Günde kaç saat? Biz günde 8 saat prova yapıyoruz sizin, zaten. Sizin bireysel olarak. Ya benim işte bu tip işlerim oluyor. Yani buraya gelmek de işimin bir parçası. Toplantılara gitmek işim bir parçası. Buradan genel provaya gideceğiz. O da işim bir parçası. Ya büyük bir gösteri var bu akşam. Onun hazırlıkları hemen buradan gidince. Daha sonra işte Kapadokya hazırlıkları. Benimkinin saati belli olmaz. Bazen geçer bazen daha az olur. Peki... Evet, Anadolu Ateşi Koleji mi vardı Sema'cığım? Şimdi tam kulağıma söylüyordu Sema. Onu bir girelim mi? Girelim. Hadi bakalım. Orada bir girelim. Çünkü ekip kadar 8 saat belki zıplamıyor, ura yapmıyor ama değil mi? Sonuç itibariyle bayağı bedensel anlamda bu gücünü devam ettirebilme gayreti içinde olmak da tabii ekibin başında olunca çok zor hocam. Ama hocam bir dakika, Sema bir dur, 2 dakika sonra koyayım, merak etme. Yıllar geçiyor. Ne olacak peki? Mesela 20 yıl sonra aynı güç olacak mı? O zaman ne olacak? Olacak tabii. 40 yıl sonra da aynı güç olacak. Süper. O zaman şey var ya babadan, çocuklara devredeceğim, çocuğa sormadan. Çocuklara vereceğim, çocukları işin başına geçireceğim. Bir ekol oluşturmuşsun. Ekol, onu okullaştırmışsın. Okullar olduktan sonra sonsuza kadar devam eder gider. Onu soracağım okula da evet. Şimdi Anadolu Ateşi'ne haydi bir bakalım.
kalbe dokunuyor. En büyük başarısı bu galiba. İnsan içinden bir şey yükseliyor yukarı doğru. Kalbi hızlı atmaya başlıyor. Çok şahane koreografiler var. Yani müzikler işte zaten evet. Figürler. Ama beni en çok etkileyen en sadesi oldu galiba. O horon sahnesi var ya galiba bir insanlığı bize bir kere daha hatırlatan bir bölüm gibi geliyor bana. Ne bir adım önde ne bir adım arkada. Herkes eşit bir çizgide üzerine düşeni yapıyor. Evet. O dünyada en çok yani en beğenilen sahnelerden biri ve Karadeniz'in avantajını da kullanıyoruz burada ama orada tek yandan baktığında bir kişi görünüyor. Evet. Karşıdan baktığında 100 kişi ya da bir dikey sıra. Bunları özellikle yapıyoruz. Birlikte çalışan bir makine gibi ama bazı bölümlerde de herkes istediğini yapıyor. Yani şurada 2 dakika boyunca arkadaşlar doğaçlama yapıyoruz. Siz burada müzik size ne söylüyorsa onu yapın. Ondan sonra birleşip tek bir vücuda dönüyor. Ve bunlar da sahnede çok önemli bir şey. Karşıda seyircide önemli şeyler yaratıyor. İstiyoruz ki seyirci oyunun içinde kaybolsun. O süre içinde yani orada olduğu zaman diliminde başka bir şey düşünmesin. Böyle bir şey yapıyoruz. Bunun felsefi anlamda da anlaşılıyor olabilmesi oraya koymak bazen aslında çünkü gazeteciliğiniz var hocam ve söze yazıya gerek duymadan bunu buraya bu şekliyle koymak zor bir şey gazeteci kökenli biri için. Yok başka yani çok konuşuruz ya gazeteciler. Başka ya gazetecilik evet şimdi çok gazeteci arkadaşım var hala devam ediyorlar da. Dedik ki artık başkalarının söylediklerini yazmayalım. Bizim söylediklerimizi yazsınlar. O yüzden o işe bir nokta koyduk. Ama adamın yani ruhuna işlemiş bir şey gidiyorum. Diyorum ki şu haberi bir arkadaşa söylesem. Ya da şuradan geçerken bir izlenim yazısı yazsam diye içimden geliyor. Yani kendim için kararladığım şeyler oluyor ama gazeteci bakışı bir avantaj her işte yani çünkü herkesin içinde bir öyle bir muhabir taraf var. Kötü yönüyle de var, iyi yönüyle de var. Bir şeyi tarif ederken gazeteci çok sözcüklerle resim çizer aslında. Kelimelerle resim yaparsın. Bu o sözcüklerden en kısasıyla en çok şeyi anlatmaktır. Bu çalışma pratiği olarak insanın şeyine işliyor, çalışma yöntemine işliyor. Dile hakim olmanın avantajlarını kullanıyorsun. Ben hala bazı basın şeylerini yani 2 yıl öncesine kadar kendim yazıyordum. Basın bültenlerini kendim yazıyordum. O yüzden bizde çalışan arkadaşlar da çok zorlanıyorlar. Mesela geliyor basın bülteni. Böyle olur mu? Hani özüne anlayamıyorum bunu. Zamanla da dilde de önemli kayıplar yaşadığımız için. Ben bunun avantajını çok kullandım. Ben yazdığım senaryolarda her yerde çok işime yaradı. Zaten de ilk senaryo Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin bilgisayarında yazılmıştı. Öyle mi? Tabii ben o zaman orada çalışıyordum. Gazeteciydim ama dernekte de yönetimdeydik. Yani ilk Anadolu Ateşi senaryosu. Hangi yıldı bu? ÇGD'nin 99. ÇGD'nin bilgisayarında yazıldı. 99'a siz orada mıydınız? Tabii. Ben de o yıllar televizyonda muhabirdim. İşte 99'da, o yıl içerisinde yazdım ve 99'da projeyi yapmak için İstanbul'a geldim. Siz TRT'deydiniz. Ben o yıllar TRT'deydim. Parlamento muhabirliği yapıyordum o dönem. Ben de dönem parlamento muhabirliği yaptım. Siyasi partilere baktım. Ya aslında belki hani tamam yaratılışın mutlaka etkisi var o disiplin ama Ankara'da gazetecilik yapmış olmanın hele de parlamento muhabirliği oydu buydu yapmış olmanın bireysel disiplinde inanılmaz etkisi oluyor. Ne olursa olsun değil mi? Onun bir ahlakı vardır, bir duruşu vardır. Genel olarak bir Ankaralılık durumunun avantajlarını kullanıyorum. Mesela ilk yıllardaki baş dansçılar ve hala da devam eden Ankara'dan gelen dansçılar. Ankara'da tiyatro da çok iyi. Ankara'da dans çok iyi. Halk dansları çok iyi. Yani iyi bir altyapı var. Bu sebeple yani tutuculuk değil ama ben de Ankara'dan gelmiştim. Baş dansçılar da Ankaralı oldu. Şu anda da bir baş dansçımız Ankaralı. Onun verdiği kültür İstanbul'a göre daha avantajlı. Daha saf bir tarafı var ve daha disiplinli bir tarafı var. Bunun devlet ricaliyle birlikte yaşamanın verdiği etkileri de olabilir. Bazen statik olabiliyor ama sonuç itibariyle çok disiplinli ve köşeleri belli kurallar var. Bu disiplinli iş yapan adamlar için de
önemli bir avantaj oluyor. Vallahi Ankaralılara buradan memleket yani Ankara doğdum büyüdüm sevgilerimizi gönderelim. Evet. Önemli bir şey orada gazetecilik yapmış olmak, oranın rahleyi tedrisinden geçmek. Peki hocam şimdi küçük Mustafa Erdoğan çocukken yani o hani 7 yaşına çıktınız ya Hakkari'den. Evet. Öyle kendi kendinize 7 yaşına kadar ne oynardınız siz? Çünkü ben bunu niye sorduğumu da açıklayayım. Ben böyle yolumu kaybettim ya da önüme iki yol çıktığı zaman hemen bir 5-6 yaşındaki hayallerimi hatırlamayı seçiyorum. Yani siz ne yapardınız, ne oynardınız? Zap suyunda boğulmaca. Boğulmaca mı? Ölmece. Yani devamlı doğanın içerisindesin ama hani zap suyuna, zapın kenarına gidiyoruz. Karşıda üzümler var. O üzümü almak için 2 kilometre yukarıya gidip oradan dereye atlıyorsun. Su seni götürüyor. 2 kilometre sonra karşıya gidip o üzümleri alıyorsun. O üzümleri ağzına, dişlerinin arasına tutturup tekrar 2 kilometre gidip oradan yüzüp geliyorsun. Şimdi bunu benim çocuğum yapsa asla izin vermem böyle bir şey. Yani çok tehlikeli bir şey. Azgın bir ırmağın içinde. Hı hı. Ondan sonra sürekli yaylada, köydeyiz. Ve devamlı doğayla iç içe, işte hayvan sürüleri, koyunlarla, keçilerle. Hı hı. Öyle bir coğrafya ve akşam olduğunda da masallarla. Karanlık olur. Bir lükstü gerçekten o zaman. Bir gaz lambasının ışığında yaşlı bir amca başlar anlatmaya. Gılgamış Destanı'nı ben orada dinledim. O zaman ilk orada dinledim. Yani bize bir hafta boyunca Gılgamış Destanı'nı anlattı. Başka Rustem Ezal, Zaloğlu Rustem hikayeleri, Ağrı efsanesi. Bütün bu masal dünyası ve o doğal hayat, tehlikeli ve doğal hayat... Çok zevkli bir dönemdi. Yani şimdiki çocuklarının yaşaması olanaksız olan bir şey. Fakat çok önemsiyorum ve hani belleğe işlediği için bazen rüyamda da görürüm. Ve gittiğimde de çok ayıflanırım. O memleket kalmamış artık. Dağlar çok şükür yerinde duruyor. Şehir öyle bir şehir değil. Evet. Yani çok romantik bir tarafı da vardı bunun. O bölgede ben de görev yaptım. Son 15 yılda da yani 10-15 yılda da çok değişti. Diyarbakır, Hakkari o bölge, evet. Mardin çok değişti. Daha tabii ticari hale geliyor her şey yavaş yavaş. İstikrar ticari demişken kendi adıma bakılırsa ekonomik açıdan ben bir ülkenin istikrarına şöyle bakıyorum. 10 yıl evvel falanca şehir ya da ülkede gittiğim restoran yerinde duruyor mu? En evet. Önemli istikrar bence bu bakıldığında. Biz de mesela sezonluk olabiliyor. Ya da dedenin evinde oturuyor musun? Mesela o da olabilir. O da olabilir. Ama yok, hocam ya oturmayabilir yani ya yerde. Dedemin evinde yani. Duruyor olması gerekir ve bu önemli evet. Bir şey. Ben onu önemsiyorum. Mesela doğduğumuz evin, dedemizin evinin hala duruyor olması gerekirdi. Ki evet. Eğer o duruyor olsaydı bütün şehir de duruyor olacaktı. Yani onu koruyarak yaşatmak mümkün. Yani bunlara engel olmak lazım. Oralar bizim değil. Biz emanet aldık bunları. Başka çocuklara bırakacak. Onlar da başka çocuklara bırakacaklar. Dedenizin evi duruyor mu? Duruyor. Helal olsun valla. Şimdilik duruyor. Peki istikrar demişken yani bu kadar 19 yıl değil mi resmi rakamlara göre? Ya başlangıcı var, çekirdek hali var ama resmen 19 yıl mı? 20. Seneye 20. 90, seneye 20 evet evet. Yani 99 diyebiliyorum çünkü değil mi? Evet, 99'da evet. Provaya başladık. 2001'de sahneye çıktık. Evet yani 99'dan alırsak evet 19-20 yıldır. Yani bu istikrar... Kurmak kadar galiba bunu sürdürmek daha da zor gibi görünüyor. Yani tabii, tabii. İstikrarın işte böyle sürdürüm. Aslında anlarsak belki yaptığınız işin büyüklüğü de buradan ortaya çıkacaktır. Durmadan ve ısrar ederek yapacaksın işini ve hep aynı kaliteyi korumak için hı-hı. Çalışacaksın. İşin ekonomisini de doğru bir şekilde hesaplayarak yapmalısın ama bir zayıf olduğum bir alan yani çok iyi değilim bu konuda. Bu çark kendini döndüre döndüre gidiyor ama bir gemi gibi yani durduğun zaman su olmaya başlarsın. Sürekli bir yeri hedefleyip oraya doğru gitmelisin ve bu 20 yıldır sürüyor. 20 yıldır da talebin böyle olması. Hı hı. Hala sokaklarda her yerden alo ateşi afişleri vardı Türkiye'nin muhtelif yerlerinde. Hı hı. Burada da, İstanbul'da da var, Antalya'da da var, Kapadokya'da da var. Dünyada nerede var? Avustralya'da, Sydney'de, Melbourne'de şu anda sokaklarda Anadolu Ateşi afişleri var. Şili'de var. Hı-hı. Yani hem orada hem Şili'de var. Bu daha önce hayal bile edilememiş bir şey. Bu ülkeden çıkıp da gidip yurt dışında gişe kurup bilet satan tek bir dans topluluğu yoktur. Ancak işte devlete bağlı kurumlar var ya devlet opera balesi ve koroları onlar gider devlet ricaliyle beraber bir uluslararası toplantıda öyle gösteri yaparlar. Bir turne yapamazlar mesela. Bu çok trajik bir şey. Sadece
bunu bir tek Anadolu Ateşi'nin yapabiliyor olması bir açıdan da trajik bir şey. Yani benim istediğim bir şey olması gerekir. Bu dağınıklık önlenirse, yani ayrı 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 kurumlar, ayrı 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 şeyler yaparak çalışırlarsa oradan bir yere varamayacakları belli. Biraz özel düşünmeleri lazım. Özel sektör gibi düşünmeleri lazım. Şimdi ne olacak bundan sonra? Yeni okullar, yurt dışı ne projeler var? En önemli proje okullardır benim için. Yani çocukların dünyasına girdikten sonra hem Anadolu Ateşi'nin ruh hali değişti. Başka bir şeye dönüştü. Yani işte 100 tane genç adamla takır 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 dünya turnesi yapıyorsun ama o 100 adama 2000 çocuk eklendi. 80 tane profesyonel kıvılcım dansçısı eklendi. Kadrolar gençleşti, daha renklendi ve o çocuk dünyası bizi çok neşeli kılıyor. Yani topluluğu da neşeli kılıyor. Öyle şeyler katıyorlar ki hayatımıza. İşte o zaman diyorsun ki sonsuzluk burada başlayacak. Yani bu proje artık sonsuza kadar gidebilir. Çünkü emanet ettiğin kişiler bunlar. Yani o kadar büyük bir aşkla çalışıyorlar ki kulisteki hallerini görseniz. Yani biz içeriye girdiğimizde biri burada, biri burada, biri burada sarılıyorlar. Ve bir dans kursuna gitmişler neticede. Kurs sırasında daha birinci ayı, ikinci ayı doldurmadan 5000 kişinin karşısına büyüklerle birlikte sahne alıyorlar. Hemen o koreografi öğreniliyor. Şurada, şurada, şurada çocuklar girecek. Nedir? İşte meses dansında meşalelerle seyircinin arasından 400 çocuk gelip sahneye çıkıyor. Daha kursun ikinci ayında. Böyle bir şey yaşanınca artık onun aklından gitmeyecek, hiçbir zaman unutamayacağı bir şeye dönüşüyor bu. Ve hepsi de hedefini dansçı olmaya kilitliyor. Ben de bizden çıkıp birçok ülkede, işte Fransa'da, İspanya'da dans eden arkadaşlarımız var ya da dans okullarına gidenler var. Ben de şeye kilitlendim. Çocuklar buranızda, buranızda, buranızda. Evet. Siz böyle duruyor musunuz yine bütün ciddiyetinizle? Oo, ben görseniz. Çok, böyle çok şakalı. Böyle duruyor musunuz bütün ciddiyetle? Çok şakalı. Yok. Yani sınıfa girdiğimizde zaten diyelim ki işte 50 çocukla bir ders yapılıyor ya da 30 çocukla. Gidip böyle duruyorum. Yani en küçükleri. Bu sadece bir kişi konuşacak demek. Yani sohbet ediyoruz daha çok. Yani sohbet ediyorum onlarla ve şakalaşıyoruz. Hemen şifreleri bozuluyor, değişiyor. Onlar da sizin dediğiniz gibi böyle uzaktan beni fırça atarken görünce ama sonra tanıyınca aramızda şahane bir aşk başlıyor. Çok seviyorlar beni, ben de onları çok seviyorum. Fırça atarken en çok kullandığınız... Burada şimdi şey, yayın yasağına geldi. Böyle bayağı mı ağır? O kadar mı ağır yani? Şapşal. Öyle şapşal diyorsunuz yani. Hani. Ne bileyim, ben böyle bayağı bir girişirmişsiniz gibi hissediyorum. Yok. Ne yapıyorsunuz? Hani şey, sorumsuz. utanma duygun yok. Sen, yani burada hata yapıyorsan sen. Yanında 90 tane arkadaşın var. Seyirci de seninle beraber en kötü dansçıyı seyreder seyirci. Der ki bir tanesi... ne biçim, ne kadar kötü. İşte sen olsun diyor. Yani sen kendini o ilan ettin. En kötü ve en şapşal olan. 90 arkadaşına karşı sorumluluğun var. Anam tövbe diyeyim, iyi ki. Allah beni korumuş. Sevgili genel müdürüm Cem Coşkun. Genel yayın yönetmenim Cüneyt Başaran. Kurban olurum ben size. Allah'ım, hiç böyle dememişler. Bak sen olsun. Evet, yok böyle, yani. Böyle bir hakkı yok. Yani. Yok öyle bir şey. Peki hocam, şimdi Cenk'e bir soralım. İlk program ya. Cenk, bir, nasıl gidiyor? Sorun budur. İyi gidiyor mu? Her şey yolunda mı? Süper. İki, kaç dakikamız kaldı reklama sıkıcı kadar? Sıkıcı mıyım Cenk? Son 10 dakikamızmış. Reklama kadar ama olan bölüm. Ondan sonra çünkü Ne Olurdun bölümü girecek. Mustafa Erdoğan'a sorularımız olacak tabii ki orada. O başka bir bölüm olacak ama... yurt dışındaki okullardan biraz hocam bahsedelim. Ne zaman devreye girecek? Nasıl bir planlama? Ve hangi kıtalarda, hangi şehirlerde planlanıyor? Şimdi iki türlü. Bir oradan gelen talepler var. Onlara bakıyoruz. Bir türlü olmadı. Yani şu anda yarın olacak diye bir şey yok. Ben hayalimi söylüyorum. Bir tane Hollanda'da yani en yakın tekliflerden biri olduğu için. Bir de Rusya'da, Moskova'da. Moskova'daki biraz devletle alakalı, onların Kültür Bakanlığı'yla ilgili... Birkaç mekan bakmışlığımız bile var. En yakın ihtimaller onlar. Bir ara Kanada'da gündeme geldi. Yine olmadı. Bunu ayrı bir mesai yapıp oradaki dansçılarımla çalışıp yapmak istiyorum. Bir de İtalya'da düşündüğüm. Yani Kanada'da, Kanadalı dansçılarla.
istediğim o. İşte Kanada'da bir okulum var. Kanada'da kaç etnik millet yaşıyor? Diyelim ki 27 tane ayrı millet yaşıyor orada. Onların çocuklarının bu kurslara gelmesini, Kanadalıların gelmesini ve oradan bir proje çıkarmayı düşünüyorum. Yani Kanada'yı anlatan bir hikaye olsun. Ama tabii birinci repertuar Anadolu Ateşi'ni oynayacaklar. Onların dersi gibi olacak. Anadolu Ateşi oynayacaklar ama orada Kanadalılığı anlatan bir proje yapmak istiyorum. Nasıl burada Anadolululuğu anlattığımız gibi. Öyle hayal ettiğim şey bu. Ne kadar enteresan, ne kadar hoş. Yani gidip dışarıdan o ülkeli olmayı anlatmak. Tabii bu arada tweetler geliyor hocam. Şimdi çok güzel hayaller ama sorarlar. Hiç mi korkmuyor? Kur işte yükselirken nasıl yapacak bütün bunları diyorlar. Yani bu 20 yılda biz çok, zaten çıktığımız dönem kriz dönemiydi. Hı hı. Yani 2001 Türkiye'nin önemli krizlerinden biriydi. Bu kriz zamanlarında insanlar bu tip şeylere sahipleniyorlar. Böyle ulusal başarı, sahnede olma. Zaten yaklaşık olarak da ülke bu şekilde yönetiliyor da. Bizimki daha estetik olan. ulusal başarıyla gelip onu izlemek, o 90 dakika boyunca başka bir şey düşünmemek... bunun avantajını kullandık 2001'de. Yani Maydanoz Şovlent'in 5000 kapasitesi haftada 5 temsille, yani 5 gün 7 temsille 3 ay boyunca devam etti. Bazen bu tip şeyler avantaja dönüşebiliyor ama tabii şeyi çok hepimizin ruh halini, işini, gücünü etkiliyor. Moral bozucu bir dönem ama biz buna takılırsak... İşimizi doğru dürüst yapamayız. Şimdi tabii burada gelen işte Mustafa Erdoğan'ın Anadolu Ateşi Borsa İstanbul'da yakar mı diye sorular da var. Ne genelde finans ağırlıklı sorular. Ama yatırımını nereye yapar diye soranlar da var hocam. Yatırım mı? Yatırım. O nedir? Yatırım işte şey... Dansçılara maaş olur. Biraz para artarsa yeni projeye ses ışık sistemi alınır. Yeni projeksiyon makinesi alınır. Ama dansçılara maaş yetiştirilmeye çalışır. Yatırımımız bu. Peki bu mesela muhasebenizi tutan, bu işlerde finansal kalem orada kendi kendine yürüyor. Finansal işlerinizi yöneten kişi size yakın biri midir? Yoksa dışarıdan profesyonel biri midir? Yoksa aile içinden mi? Onlara dikkat ediyor musunuz? Neye önem veriyorsunuz? Aile içi yani şeyde bizim 20 yıldır. Ekip aynı ekiptir. Bunlar öğrenciliğinden beri önce staj yapmak için geldiler. Şimdi orayı yönetiyorlar. Yani onlar da bizim dansçılarımız gibi. Ama dışarıdandı değil mi? Yani dışarıdan geldiler ve sizin içinizde yoğrularak. Yok, dışarıdan muhasebeye başkaları bakıyordu. Sonra bu çocuklar yetişince aynı kıvılcımlar nasıl Anadolu Ateşi'ne geçiyorlar ya. O da onlar da oradalar yani. Bunu niye sordum biliyor musunuz? Türkiye'de çünkü bir aile şirketleri gerçeği var. Ve bu çok köklenen aile şirketlerinde bu aile içi ilişkilerle beraber atalet dönemi de geliyor. Yani dışa açılmaya çekiniyor. Profesyonel anlamda bir oraya yönetici getirmeye çekiniyor. O anlamda sizde bu iş nasıl oluyor? Yani aile içi ilişkilerle mi yürütürsünüz, dışarıdan profesyonellere yer açtınız mı? Benim aile tarifim Anadolu Ateşi ailesidir. Ha. Onunla ilgisi yok. Anadolu Ateşi'ni bir aile. Yoksa hani Yılmaz Beşiktaş Kültür Merkezi. Biz Anadolu Ateşi. Ayrı ayrı kurumlarız. Yani birbirine bağlı değildir. Yani o dediğiniz yaklaşımda değiliz. Bu anlamda peki mesela geleneksel misinizdir? Yeni yerler keşfetme anlamında ne bileyim sevdiğiniz bir yemeği sürekli yemek, gittiğiniz bir restorana sürekli gitmek var mıdır öyle bir kontrolcü tarafınız? Yoksa yeniliklere açık, her yere giden? Evet, yeniliklere yani işte yemek ayırma. Gittiğin her ülkenin mutlaka o neyse onu denemek. Yani bazıları yemez ya. Yemek konusunda fanatikler vardır. Mesela biz ilk turneye gittiğimizde Çin'e 16 tenekke zeytinyağı, peynir bilmem ne götürmüştük. Arkadaşlar Çin yemeği yemiyor diye. Benim hiç öyle bir derdim yoktu. Ben her yerde yemek yiyorum. Denemek istiyorum onları. Öğrenmek istiyorum. Ama geleneksel taraflarımız var. Yani bazı feodal yanlarımız var. Bu işi yapmaktan kaynaklanan bir şey. Yani Anadolu terbiyesi diye bir şey var ve onu unutmayacaksınız. Okula biri geldiği zaman gidip kapıda karşılayacaksınız, bir çay ısmarlayacaksınız, tanıyın ya da tanımayın. Kibar olacaksınız. Kastettiğim zarafet, bu geleneksel kibarlığımız. Aslında insani değerler bunlar, evet, olması gerekenler. Unutulmuş. Ayaklarını uzatıyor böyle otururken falan. Olacak iş mi? Allah, sizin rahleyi tedrisinizden geçmek bayağı böyle saygılı bireyler. Yok, gelin kıvılcımı görün mesela Kuliç'te 300 tane çocuğa eğitmenlik yapmak ne demektir bilirsiniz. Yani 300 tane çocuk 4 yaşında, 4 yaşından 12 yaşına kadar. Ama Kuliç'te çıt çıkmaz.
Yani bunu bilirler. Yani hocaları mesela, öğretmenler bizim gösteriye toplu halde çocukları getirirler. Ne yapıyorsunuz bu çocuklara? Nasıl biz baş edemiyoruz? Siz nasıl böyle yapıyorsunuz? O bunun avantajı ne? Yanında büyüklerin nasıl eğitildiğini gördüğü için. Önünde örnek var. Yani sen bu olacaksın. Gösteriyorsun çocuğa. Diyorsun ki sen bu olacaksın. Şuradan izliyorlar. Onlara ne yapılıyor? Nasıl yapıyorlar? Onlar birbirlerine karşı nasıl davranıyor? Aynı şeyi bunlar da uygulamaya başlıyorlar. Şöyle bir klişe... Biraz idealize ediyorum ama neticede sonuç itibariyle böyledir. Şöyle bir klişe var ya, hani çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak. Bir konuğum onu demişti, yayın konuğum. Çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmayalım. Biz iyi çocuklar yetiştirelim, onlar dünyayı güzelleştirsin. Kendi dünyalarını yaparlar, aynen. Aynen öyle, yani, doğru. Belki güzel, hani doğru ona dikkat etmek gerekiyor bir şekilde de. Bu noktada şimdi bundan sonrası için yeni gösteriler nerelerde olacak, onu da bir söyleyelim. Yeni gösteriler Antalya'da devam ediyor. Kapadokya oldukça önemsiyoruz ve orada başladık. Çok muhteşem bir atmosferde oynuyoruz. Orası devam edecek. 13 Ekim Ankara'mız, Ankara'da. 13 Ekim'de ODTÜ Vişnelik alan, ki çok sevdiğim bir yer. Güzeldir orası. Çocukken ODTÜ'ye gezmeye götürürlerdi abilerimiz bizi. O zamanın ODTÜ'sü tabii. Şimdi de ODTÜ hep bir efsanedir, hep sevdiğim, önemsediğim, Türkiye için çok önemli bir kurum. Onun Vişneliğinde oynayacağız. Ardından Avustralya'ya gideceğiz. Ardından Londra'ya gideceğiz. Yurt dışı çok fazla şu anda aklımda yok. 50 tane şehirde, Avrupa'da 50 şehirde bir turnemiz olacak. Onun hazırlıkları yapılıyor. Okullarda kayıtlar devam ediyor. Ankara okulumuzu ASK'la birlikte yapıyoruz. Ankara Sanat Tiyatrosu da bizim kişisel belleğimizde çok önemli bir yer tutar. Türkiye tiyatrosunun ve sinemasının da bütün önemli olaylarında mutlaka var olan bir gelenek olduğu için ASK'la Anadolu Ateşi birbirine çok yakıştı. Oradaki okulumuzda böyle bir çalışma yapıyoruz. Yazında benzer bir çalışmayı yaz kampı olarak BKM ile birlikte yapacağız. Çocuklar üzerine. Bunlar hep çocuklar için yapılan faaliyetler. Yeni iki okul daha açılıyor. Bir tanesi İzmit'te açıldı. Bir tanesi de Bursa'da olacak. Bunlarla yoğunuz. Son dönemde başvurular azaldı mı? Yoksa tam tersine artmış. Arttı mı? Çok. Çok. İşte 2000'e yakınız. 2000 çocuk, yani önemli bir kurum. Bir de burada yapılan şey dönem sonu gösterisi değil. Yani bir okulun senaryosu Arda Efsanesi. Bir okulun ki İpek Yolu. Bir okulun ki Eden. Bir Gılgamış Destanı. Temalı gösteriler yaparlar. Dönem sonu şeyi değil. Bunlar her biri başlı başına birer temsil ve sanatsal yapıt. Öyle. Yani roller. İşte Troya'yı oynuyor. Kim Helen, kim Cassandra, kim Hector, kim Paris. Böyle çıkıyorlar sahneye. İyi aşıyor. Kurs meselesinin üstünde bir şey. Ama Mustafa Erdoğan tavlamak istiyorsak ne yapıyoruz? Hector'un cenazesinde gözyaşı döküyoruz. O noktada tamamdır. Kalbinden vuruyoruz ama reklamlar. Reklamlardan sonra sen ne olurdun? Ne olurdun köşesini yapacağız. Hadi bakalım. İlk yayın heyecanını biraz atmış bulunmaktayım. Tweetleriniz de geliyor. Şahanesiniz evlerinizde. Vallahi şöyle göz göze olalım, başka bir şey istemiyorum. Çok mu fenaydım? Yok, gayet iyi. Hiç. İğrenç miyim? Hocam ezik miyim? Yani karşıdan gelince ezik geliyor demezsiniz değil mi? Hayır hayır, gayet güzel, özgüvenli, şahane. Yani güzel de başladık. Tamam yani. Yani daha neşeli bir konuk olabilirdi yani ilk program için. Yok bence vallahi ben şu anda geçtim ya bu Sırat Köprüsü'nden, kimse tutamaz beni. Ben böyle babam ve oğlum da vardı ya, hani yetkin dikinci kollarını açıyordu adam, o gidiyordu tarla. Ben şu anda öyleyim, ben tarlalara doğru koşuyorum hocam, deli dalanal gibi böyle. İyi, süper. Şimdi ne olurdun köşesine geliyoruz hocam. Evet. Ama alalım, sizin sevdiğiniz alalım. Değil, sizi tarif etmek gerekse ne olurdunuz? Sorumuz bu. Anladım. Yemek olsanız ne olurdunuz? Karnabahar ya da pırasa gibi. Ay ne bu ya? Niye? Şey mi? Çocuklar sevmiyor. Kokusu oradan. Ne bu? Niye? Öyle. Gerekçesini açıklamak zorunda değiliz. Ama pişirmesi kolay. Tamam. O sağlıklı kadar, da. O kadar. Bence Mustafa Erdoğan pişirmesi o kadar kolay değildir.
sevdiğim olmayacak ya. Karnabahar. Evet. Yemek olsa Mustafa Erdoğan karnabahar olurdu. Karnabahar ya da pırasa rekabet ederler. İkisinden biri ya da. İkisinden biri olurdunuz. Peki günün hangi vakti olurdunuz? Ha, gün doğumu, güneş doğuşu. Sevdiğinizi yine sormuyormuş. Siz hangi vakit olurdunuz? Evet, olurdu. Aa, gün doğumu. Evet. Aslında güneşin kalkıp görmek için zahmet gerekiyor ama gördükten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Ben hep görüyorum. Gördükten sonra uyuyorum, o yüzden bildiğim bir şey. Peki, şehir olsanız hangi şehir olurdunuz? Hakkari'liler kızmasın ama İstanbul olurdu. İstanbul olurdunuz. Neden? İstanbul olunması gereken bir şey çünkü. Yani hepimiz İstanbul olabilseydik zamanında, bu kentin hakkını verebilseydik, demin konuştuğumuz hiçbir şey konuşmayacaktık. Orada veriyle, bütün kodlarıyla bize verilmiş bir hazine ve bize rağmen de hala güzel. Yani içinde yani, biz yaşıyoruz ve hala güzel. Yani İstanbul'da yüzden, olmak değil, İstanbul olmak İstanbul gerekiyor. Olmak maalesef. Belki evet, hakkını verebilmek tabii, için. Tabii. Bir koku olsanız ne olurdunuz? Mustafa Erdoğan hangi koku olurdu? Naftalin kokusu. Ya hocam şu anda bir şey söyleyeyim, kendinizi burada gömme çabaları bunlar ya. Sevmediğiniz, niye naftalin kokusu, ben severim. Valla burada bir çaba var yani. Sevmediğim bir koku değil naftalin. Bir sürü şey hatırlatır. Her kokunun bir tarihi var ama naftalin kokusu kadar hatırlatan başka bir koku yoktur ki. Neyi hatırlatıyor? Bütün çocukluğu, bütün tarihi anlatır. Yeniler biliyor mu bilmiyorum da biz biliriz ama o koku geldiği zaman bir sürü film geçer gözümden. Biz derken kendi adınıza konuşun hocam. Ben 25 yaşındayım. Benim yaşımdaki yani. Gençliğimin baharında. Genç yetenek önümü açın ya. Şimdi peki son bir soru o zaman. Geçmişte bir ana sizi döndüreceğiz. Hangi an? Geçmişte bir ana. Evet, hangi an? Döndü. Böyle bir güç var. Hangi ana dönerdiniz? Ha, yani geçmişte hangi ana dönerdim? İlkokula başladığım gün. Neden? Yeniden bu serüveni yaşamak ve eksikler varsa onları tamamlamak için. Şahane. İsterdim. Mesela ben korkarım geçmişime dönmek. İstemem ben. Yıkayım, yeniden başlayayım. Bugün yeni hayatım olsun. Şahane. O zaman güzel bir geçmiş. Güzel bir hayat. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Anlamın akıyla çıktığımı düşünüyor. Mustafa Kesinlikle. Erdoğan'ın şimşeklerini ve şapşal kelimesini en azından işitmediğim için kendimi şanslı hissediyor. Kitabı için ekstra teşekkür ediyorum. Ve evet, bu neden kitabı, bu kitap? Hediye edeceğim arkadaşlara girişine bir şey yazdım. Onu okumak istiyorum. Lütfen. Bugünün Türkiye'sini anlamak için dünün Türkiye'sini bilmek gerek. Sol yana alınmış bir ülkenin 21. yüzyıla giderek felçli bir hasta gibi girmesinin şiirsel bir tasviridir bu kitap. Hem de masal gibi bir İstanbul fonunda, tıpkı James Joyce'un Dublin'i gibi. Böyle yazdım. Süper. James Joyce'un Dublin'e de buradan bir göndermeyle. Ulysses. Evet. Kaç günde okumuştunuz ya da kaç yılda? Ve kaç hala kere? Ben de öyle hala. Hala okumaya çalışıyorum. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bütün hayalleriniz gerçek olsun. Memleketle ilgili, dünya ile ilgili, sağ medeniyetler olun, buluşsun, çatışmasın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Vallahi bitti. Benim için kolay mıydı? Değildi ama yarın daha kolay, ondan sonra daha kolay, sonra daha kolay. Siz karşımızda olduktan sonra her şey her zaman kolay. Sizi çok seviyorum, unutmayın bunu. Yarın akşam buluşalım. Kendinize iyi bakın. Çok da yemeyin artık, saat olmuş 9 yani. Hadi yavaş yavaş. Hadi, bu fidi kandil.